Ahmet Ünlü Maliye'nin memur lehini olan görüşünü birçok kurum bilmiyor. Vergi matrağındaki artışlar nedeniyle çalışanların ücretlerinden fazla vergi kesintisi yapılması, işçiden memura bütün çalışanların ortak sorunudur. Kamu kurumları arasında naklen atanan memurların, vergi matrağının belirlenmesinde kamu kurumları arasındaki yanlış uygulamalar nedeniyle memurlardan fazla vergi kesildiğine zaman zaman şahit oluyoruz konuyu örneklerle açıklayarak Maliye Bakanlığı'nın bu konudaki kesin görüşünü belirteceğiz. Kurumlar arası nakilde vergi matrağı çalışanlar aleyhine uygulanıyor bir okuyucumuz bir kamu kurumundan başka bir kamu kurumuna naklen atandığını ve önceki kurumundaki vergi matrağının yeni atandığı kurumuna aktarıldığını, dolayısıyla da yüksek vergi dilimi nedeniyle vergi oranının arttığını ifade ederek, kendisinden fazla vergi kesilmesine sebep olan işlemin yanlış olup olmadığını soruyor. 657 sayılı kanunun 74. maddesi gereğince bir kurumdan başka bir kuruma naklen atanan memurlar için hazırlanan maaş nakil il muhabirinde birçok bilgiye yer verilmiştir. Bunlar arasında süre gelen gelir vergisi matrah toplamı da yer almaktadır. Naklen atanan memurlar için düzenlenen personel nakil bildiriminde yer alan toplam vergi matrağı çoğu zaman memurun yeni kurumunda maaş sistemine işlenmekte ve yeni kurumundaki vergi matrağına esas tutarlar toplam vergi matrağına ilave edilerek toplam tutar vergi dilimini belirlemektedir. Ayrıca say 2000i -E sisteminde de vergi matrağı kümülatif olarak devam etmekte olduğundan ayrıca sisteme matrah işlemeye de gerek kalmamaktadır. Kamu kurumlarının birçoğunun uygulaması bu yönde olup matra sıfırlanmamaktadır. Ancak Maliye Bakanlığı vermiş olduğu görüşte bu yöndeki uygulamanın yanlış olduğunu belirterek naklen atanan memurlara önemli bir vergi avantajı sağlamıştır. Maliye Bakanlığı bu konuda ne diyor? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın naklen atanan bir personelin vergi matrağının nasıl belirleneceğine ilişkin sormuş olduğu soruya verdiği cevapla naklen atanan memurların daha az vergi ödemelerini sağlamıştır. Önce sorudaki detaylara bakalım. Soruda şu ifadelere yer verilmiştir. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yer alan personel nakil bildirimi formunda süre gelen gelir vergisi matrağı toplamı bölümüne naklen geldiği kurumca en son aldığı aylıkta bulunan gelir vergisi toplam matrağı yazılmakta ve Say 2000 i Sistemi maaş bilgi ekranında toplam vergi matrağı bölümü sistem tarafından her ay için kümülatif vergi matrağından oluştuğu, başka bir kamu kurumundan nakil olarak atanan personelin, bakanlıklarda elde edeceği ücretlerin daha önce çalışmış olduğu işverenden elde ettiği kümülatif ücret matrağına ilave edilip edilmeyeceği sorulmuştur. Bu soruya aşağıdaki cevap verilmiştir. İlgili mevzuattan bahsedildikten sonra bu çerçevede a- bakanlıklar, bağlı kuruluşlar ve üniversitelerde bulunan tahakkuk birimlerinin bu kuruluşlar bünyesinde kurulmuş olan döner sermaye işletmelerindeki tahakkuk birimleriyle koordineli olarak çalışmaları ve bu kuruluşlar tarafından bir ay içinde yapılan ücret ödemeleriyle döner sermaye işletmeleri tarafından yapılan ücret ödemelerinin toplanarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu açıklamalara göre bakanlıklar, bağlı kuruluşlar ve üniversiteler ayrı işveren olup bu kurumların bünyesinde kurulan döner sermaye işletmeleri kurulduğu kurumla tek işveren olarak kabul edilmektedir. Ayrıca söz konusu 160 seri nolu gelir vergisi genel tebliğinde buna göre bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde her bir işverenin ödediği ücretler ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi tarifesi her bir işverenin ödediği ücrete diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır. Açıklamalarına yer verilmiştir. Bu hüküm ve açıklamalara göre bakanlığınıza başka bir kamu kurumundan nakil olarak atanan personelin elde edeceği ücret gelirinin gelir vergisi kanununun 61, 94 ve 103. maddeleri uyarınca vergilendirilmesi aşamasında daha önce çalışmış olduğu işverenden elde ettiği kümülatif ücret matrağının bakanlığınızda çalışacağı süre içerisinde elde edeceği ücret matrağıyla ilişkilendirilmemesi gerekir. Bir başka anlatımla bakanlığınızda söz konusu personelin elde edeceği ücretlerin tevkif suretiyle vergilendirilmesine esas olarak başlangıçta sıfır matran dikkate alınması gerekmektedir. Kamu kurumlarının bu görüş doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Yine personel nakil bildirimi formunda yer alan süre gelen gelir vergisi matrah toplamı ifadesinin de formdan çıkarılması gerekmektedir. Çünkü bu ifade nedeniyle kamu kurumları önceki kurumlardaki kümülatif vergi matrağının yeni kurumda da dikkate alınması gerektiği gibi yanlış bir algıya kapılmaktadır. Eğer yeni kurumlarda önceki vergi matrağı sıfırlanacaksa personel nakil bildirimi formunda bu ifadenin bulunması anlamsızdır. Bu nedenle Maliye Bakanlığı'nın formda gerekli düzeltmeyi yapması gerekmektedir. Maliye Bakanlığı bu görüş üzerinde düşünmek zorundadır. Bu görüş memur lehine olmakla birlikte naklen atanmayan personel aleyhine bir durum oluşturduğu kesindir. Ayrıca gelir vergisi kanununda yer alan birden fazla işverenden ücret geliri elde edenler için öngörülen istisna tutarı dikkate alındığında memurlar arasında ayrımcılık oluşturduğu da söylenebilir. Yine say 2000 iyi sistemini kullanan kurumların personelin naklinde vergi matrağını sıfırlaması anlaşılabilir bir durum değildir. Birçok kamu kurumu da Maliye Bakanlığı görüşünü bilmediği için zaten uygulamıyor diğer yandan personelin kamu kurumlarından aldığı ücretlerden dolayı toplam vergi matrağı bilindiği halde, bunun sıfırlanarak işlem yaptırılması, daha sonra da beyanname ile beyan döneminde bildirimde bulunulmasının istenmesi gibi akla ziyan bir durum dikkate alındığında bize göre bakanlığın bu konuda acilen düzenleme yapması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse, bir kurumdan diğerine naklen atanan personelin önceki kurumundaki vergi dilimi %27'lik vergi tarifesine tabi ise yeni atandığı kurumda aldığı ücretler önceki matrah sıfırlanacağı için %15'lik vergi tarifesinden vergilendirilecektir. Daha sonra bu personel beyanname vererek önceki gelirini beyan ederek vergilendirecektir. Öncelikle bu durumun anlamsız bir bürokrasi getirdiğini ve bu uygulamanın Maliye Bakanlığı'na yakışmadığını ifade etmek isteriz. Siz memurların büyük çoğunluğunun maaşını say 2000 iyi sistemi üzerinden hesaplayacaksınız. Daha sonra da nakil nedeniyle sistem üzerindeki matrahı sıfırlayarak personele beyanname ile vergi beyanında bulunduracaksınız. Doğrusu bu uygulamanın bakanlıkta tam olarak bilindiğini düşünmüyorum. Aksi halde böyle bir saçmalık devam ettirilir miydi?